Mezmurlar 113, 1 ile 3 arası. Mezamir, Sadosizde, Ayet Yektase. Mezmurlar 113, 1 ile 3 arasını okuyoruz. Praise ye the Lord, praise O ye servants of the Lord, praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and Amen. Forevermore. Amen. From the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Amen. Another verse. Övgüler sunun Rabbe, övgüler sunun ey Rabbin kulları, Rabbin adına övgüler sunun. Şimdiden sonsuza dek Rabbin adına şükürler olsun. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar Rabbin adına övgüler sunulmalı. Farsi. Okay, it's not ready. Go ahead. Psalm 34:1. Mezmur 34:1'e gidiyoruz. Mezmur siyochar ayet. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Yes, sir. Her zaman Rabbe övgüler sunacağım. Övgüsü dilimden düşmeyecekler. We are to bless the Lord. Yes. We are to bless the Lord and praise the Lord. Biz Rabbi övmeliyiz ve bereketlemeliyiz. At all times. Her zaman. Amen. Amen. When we have a need and he doesn't answer right away, we are to praise the Lord. Amen. Bir ihtiyacımız olduğunda o direkt cevap vermese bile onu övmeliyiz biz. When Mary was told that she was going to have the Christ child, Meryem'e Mesih bebeği doğuracağı söylendiği zaman, she was probably scared and nervous. Büyük bir ihtimalle o hem korkuyordu hem de endişeliydi bunun hakkında. But her response is found in Luke chapter 1 verse 46. Ama Luka 1:46'da onun cevabını okuyoruz. Luka yek çeloşiş. And Mary said, "My soul doth magnify the Lord." Amen. That's it. Yes. Ve Meryem dedi ki, "Ruhum kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar." When Hannah prayed in 1 Samuel 2:1-2, 1. Samuel 2:1-2'de Hannah'nın duasında the word of God says, and Hannah prayed and said, my heart rejoiceth in the Lord, my horn is exalted in the Lord, my mouth is enlarged over mine enemies. Hanna şöyle dua etti. Yüreğim Rab'de bulduğum sevinçle coşuyor. Gücümü yükselten Rab'dir. Düşmanlarımın karşısında övünüyor. Kurtarışınla seviniyorum. Because I rejoice in thy salvation. Çünkü kurtuluşunla seviniyorum. We are commanded through God's word to bless the Lord at all times. Biz Rabbinin sözünde her zaman onu övmeye buyurulmuştur bizden. May we bless the Lord at all times this afternoon. Ve bugün de hep birlikte her zaman Rabbi övelim. Amen. His praise shall continually be in our mouth. Onun övgüsü devamlı bizim ağızlarımızda olmalı. Bless the Lord, O my soul. Amen. Bless Rabbi, the Lord. Rabbi övelim. And all that is within me, bless his holy name. Ve benim içimde olan her şey onun adını övsün. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Ve canım ona övsün ve onun verdiği yararları unutmayın. I will praise thee, O Lord. Amen. Seni öveceğim Rabbim. With my whole heart, I will show forth all thy marvelous works. Amen. Kalbimle seni öveceğim ve senin yaptığın harika işleri göstereceğim imanımla. I will be glad and rejoice in thee. Ve sende sevinçle dolacağım. I will sing praises to thy name. Adına ilahiler söyleyeceğim. O thou most high. Sen en büyük olansın. We will enter into prayer, right? Şimdi duaya başlıyoruz. We have some music. Magnify the Lord.
Thank you, Lord, for giving us the courage to stand up for each other. Let me not get on the blind path, Lord, where there is destruction, Lord Jesus. Teach me, Lord, for salvation, my Savior, my God, Lord. I ask you about the loving Jesus, who never let you down. I always remember what you've done for me in the past, Lord, everything you've done, Lord, what you've given me, Lord, never done, Lord, give us, Lord, take it away, but thank you so much, Jesus, Lord, for what you've done so far. Yes, Lord, give me everything, Jesus, everything I need, Lord, ever needed, Lord, Jesus. Thank you.
Ve sen burayı ruhunla doldur, bereketinle doldur, her birimize dokun diye geliyoruz şu anda ya Rab sana. Burada duyduğumuz I'm not afraid of the dark.
to be thankful for. Bugün şunu söylemek istiyorum ki şükredecek birçok şeyim var benim. Has anybody in this room ever had any problems? Aramızda hiç problemi olan var mı? Well, you know, God as our creator, he knows we have problems. Ve biliyoruz ki Tanrı yaratıcımız bizim problemlerimiz olduğunu biliyor. And the creator has the answer for our problems. Amen. Yaratıcımız bizim problemlerimizin sonu cevabı onda var. He knows everything. O her şeyi biliyor. And I thank him that in my life he has actually helped me through many problems. Ve hayatımda birçok problemlerde bana yardım ettiği için ben ona şükrediyorum. But he doesn't stop helping me. He helps me again. Ama bana yardım etmekte o durmuyor. Yardım etmeye devam eder. And I thank the Lord so much. Ve Rabbe çok şükür ediyorum. Let's sing every praises to our God because he deserves all Amen. The praise. Her övgü Tanrımıza şarkısını söylüyorum. Hallelujah. We'll start in English this time. Yeah.
praise you, Jesus. Bless the Lord. Hallelujah. Praises to the Lord. We're very happy today. Özellikle iki hafta yoktum burada. O yüzden ben daha çok mutluyum. Especially I haven't been here for 2 weeks, so being here right now I'm a lot more happier. Hepinizi özledim. Hallelujah. I miss you all. Herkese hoş geldin. And welcome to everybody. Ve her hafta bir vaatle başlıyoruz. Every week we start with a promise. Umarım yapabilirsiniz çünkü bizim tarafından isteniyor yani Rab. Bir vaatle hem bizden isteniyor hem Rab tarafından yapılıyor. So, anladığım kadarıyla anlatacağım. A promise, you know, from our side we request it, but from God's side it's fulfilled. So we're going to start with a promise. Mezmurlar 37. We're going to Psalms 37. 4, 5, 6. 4 through 6. Rab'den zevk al. O senin içindeki isteklerini yerine getirecektir. Her şeyi Rab'e bırak. Ona güven, o gerekeni yapar. O senin doğruluğunu ışık gibi, hakkını öyle güneş gibi aydınlığa çıkarır. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Yes, sir. All right. Amen. Biraz önce Fanda Hanım söyledi ki hepimiz problemlerimiz var. A little bit ago Sister Van said that we all have problems. Ama burada söylüyor ki her şeyi Rab'be bırak. But here it says to give everything to the Lord. Ona güven, o gerekeni yapar. And to trust him and he will take care of it. Her şeyi Rab'be bırakırsan Rab'den zevk alabilirsin. If you give everything to the Lord, you can have joy in the Lord. Eğer problemlerini bırakmazsan Rab'be zevk alamazsın. And if you don't give your problems to the Lord, you will not have joy. O yüzden bugün her şeyi Rab'be bırakalım. So today let us all give it to the Lord, yes, so we can have joy. Yes Lord, yes Lord. Ve övgü raporu Rab'i övmek isteyen, Rab'den cevap alan veya bu hafta gelecek. Geçmiş haftalardan Rab'den aldığınız cevaplar veya Rab sizin hayatınızda ne yaptıysa bizimle paylaşmak. So is there a praise report anybody wants to share with us in the last weeks what the Lord has done in your life? It is time. I want to say this. I came here in January. I had to check my passport. It seemed like so long ago. Hold on. Şunu söylemek istiyorum. Ben buraya Ocak ayında gelmiştim ve pasaportuma bakmam gerekiyordu ki çünkü çok uzun zaman önce gibiydi. I've been wanting to leave the United States and come to this part of the world to help try to share the gospel for so long, and I finally met Pastor Robinson this winter, and it seemed like I've been waiting and waiting and waiting, and today this morning my praise. When I drove down the hill of this church, I finally made it. Çok uzun zamandır Amerika'dan çıkıp böyle bir ülkeye, bu taraflara gelip Rabbin müjdesini insanlarla paylaşmayı istiyordum. Geçen kış Pastor Robinson'la tanıştığımda en sonunda böyle bir şey imkanı sağlanabildiği için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Ben her gün dua ediyorum Rabbin iyiliğini görmek. I pray every day to see the goodness of the Lord. Ve her gün görüyorum. And I see it every day. Rabbi yücelik olsun. Amen. Praises to the Lord. Praise the Lord. Amen. Ve her hafta kutsal kitap okuma. Pazartesi ve pazara kadar. Here's our weekly Bible reading plan. Tarih, birinci tarih 28-29. Mezmur 16, Hatta 19. İkinci tarih 13-15. Mezmur 20. On Monday we will start 1 Chronicles chapter 28 all the way to 2 Chronicles chapter 15, Psalms chapter 16 to Psalms 20, and Matthew 19 to Matthew 25. Ve Rabbi'nin zamanı hem
Ağzımızla övüyoruz hem finansal finans. Rabbin verdiği bereketlerle biz Rabbi tekrar sunular sunuyoruz. It's time to praise the Lord not just with our words, also with our finances. So with the things God has given us, we give back to Him. Çünkü her şey Rab'den geliyor. Because everything comes to us from the Lord. Bir ayet okuyacağım Luka 6:38. I want to read a scripture from Luke chapter 6 verse 38. Verin size verilecektir. İyi bastırılmış, silkelenmiş ve taşmış dolu bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak. Hangi ölçekle verirsiniz, aynı ölçekle alacaksınız. Give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet with all, it shall be measured to you again. Ya Rab, sana şükrediyoruz. Bugün veren ve vermeyen bütün kardeşlerimizi bereketlemek için şu anda sana geliyoruz. Bize verdiğin bütün imkanlar için sana minnettarız ya Rab. Sağlığımız, finansımız, ailemiz, her şeyin bereketi sana ait. Ve şimdi bugün toplanıyoruz, bu verdiklerinden sana geri veriyoruz. Bize bunu yapma imkanı verdiğin için seni onurlandırıyoruz. Ve lütfen önümüzdeki haftada bizleri bereketle ya Rab. Hem ruhsu olarak hem finans olarak her birimizi bereketle ve sana daha da iyi hizmette kilisemizi, önderlerimizi sen yönlendir. İsa Mesih'in adıyla amin. Amen. 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 God loved us so much that He came in flesh, in a body. Tanrı bizi o kadar çok seviyor ki o bir beden alıp geldi. And made a way for us to be saved from our sins. Ve günahlarımızdan kurtulmamız için bize bir yol açtı. Sins wear us down and load us down. Günahlar bize ağır geliyor omuzlarımızda. But He came that we might be free from sin. Amen. Yes. Biz özgür olmaya geldi. Hallelujah. And falling in love with Jesus. Amen. Is the best thing I've ever, ever heard. Amen. Oh,
faster song. Do you love God? Amen. Tanrı'yı seviyor musunuz? Do you love your creator? Yaratıcınızı seviyor musunuz? Do you believe his word is true? Yes. Onun kelimesinin doğru olduğuna inanıyor musunuz? On my darkest day I can know his word is true. En zor günümde bile onun sözünün doğru olduğunu biliyorum. And his love is real. Ve onun sevgisi gerçek. And his love is deep. Ve onun sevgisi derin. He knows me, my worst. Beni en kötü halimde bile biliyor. And he loves me. Ve hala beni seviyor. And I love him. Ben de onu seviyorum. You may want to stand up for this, clap. Bunun için ayağa kalkıp alkışlamak istemiyorsunuz. This is a question answer song. Bu soru ve cevap şarkı. We say, do you love him? And everybody says, yes. Ben onu seviyor musun diyeceğim ve herkes evet diyecek. Then we say, I love him, I love him, I love him, I love him. Then will you serve him? Yes. Onu izlemişsin. Soruyoruz, onu kulluk edeceksiniz. Soruyoruz, ondan sonra evet. Tamam? Evet. O zaman cevap var. Soru var, cevap var. There's a question and there's an answer. And I hope it is yes for everyone. Amen? I love it.
Do you love him? Yes. 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 Do you love him? Well, I love him. Matta 18'e gidiyoruz. Verse 4. 4. ayet. Matta, Hicre, Babe, Çağır. Praise God. Matta 18:4. It says here, whosoever therefore shall humble himself as this little child, Amen. The same is greatest in the kingdom of heaven. Amen. Kim bu çocuk gibi alçak gönüllü olursa göklerin egemenliğinde de en büyük olur diyor. Amen. Amen. And in verse 3 says, that and said, verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Üçüncü ayetlere şöyle diyor, size doğrusunu söyleyeyim, yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız, göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Amen. Hallelujah. We thank the Lord for everything that He has done to every one of us. Her birimizin yaptığı her şey için biz Rabbi şükrediyoruz. He is really our Father who gives everything to His children. O gerçekten biz çocuklarına her şeyi veren babamız. And the Bible says, as we read that, whosoever therefore shall be humble himself as this little child, the same is the greatest of the heaven. Kim bu çocuk gibi alçak gönüllü olursa gök egemenliğinde de o kadar büyük olur diyor Kutsal Kitap. Why the Bible compare us to the child? Peki Kutsal Kitap bizi neden çocuklarla kıyaslıyor? Because we know the child when he trusts so much to his father. Çünkü çocuklar babalarına çok güvenirler, bunu biliyoruz. When a baby was thrown up by his father up there,
He knows that his father will catch him. Amen. Bir baba bebeğini havaya attığında bebek onun babasının onu yakalayacağını biliyordur. So we know that the child has fully trust to his father. Yani çocuğun babasına tamamıyla güvendiğini biliyoruz. He knows that when the child is hungry, he knows that his father will feed him. Çocuk acıktığında baba ona besleyecektir. So the Bible tells us that if our faith, if us as a Christian be like a child to our father and humble ourselves like a child, he said he is the greatest in the kingdom. Ve kutsal kitapta diyor ki biz ona çocuk gibi babamıza gelirsek ve çocuk gibi kendimizi alçak gönüllü yaparsak onun egemenliğinde bizler büyük olacağız. Because if we have this child faith, we know that everything that happened in our life, we have a full trust to our father. Bu çocuk imanımız olursa zaten ne olursa olsun babamıza tam olarak güvenimiz olduğunu bileceğiz. The first time that we met God, the first time that we encounter God, everything that happened to us, we give it all to God. Amen. İlk Tanrı'yla tanıştığımızdan beri başımıza gelen her şeyi biz Tanrı'ya veriyoruz. That's what we call our first love. İşte o yüzden de ona ilk sevgimiz diyoruz. Everything that happened, we said, well, God will take care. Olan her şeye tamam, Tanrı bunu halledecektir diyoruz. And as we go on as a Christian life, everything that we will say, God will take care of everything. Hristiyan yaşamımıza devam ettikçe başımızdan gelen her şeyi Tanrı bunu da halledecektir diyoruz. You know why? Our Heavenly Father wants us to trust Him fully. Bunun neden olduğunu biliyor musunuz? Çünkü göksel babamız ona tamamıyla güvenmemizi istiyor. Our Heavenly Father wants us that everything that we want in our life, desires in our life, He wants us to be put in His hands. Yes. Göksel babamız hayatımızdaki bütün arzularımızın onun eline teslim edilmesini istiyor. So everything that God calls us to do, He will help us. Tanrı bizi yapmamız için çağırdığı her şeyi yapmaya yardımcı olacaktır. God is ready, waiting and more than willing to help every one of us. Tanrı hazır, bekliyor ve hatta yani bize yardım etmeye hazır şekilde bekliyor. So let's humble ourselves as a child. Biz de çocuk gibi kendimizi alçak gönüllü yapalım. And always tells ourselves that without Him we can do nothing. Amen. Ve her zaman şunu da söyleyelim ki O olmadan biz hiçbir şey yapamayız. So we need God in every details of our lives. Hayatımızın her detayında Tanrı'ya ihtiyacımız var. Amen. Amen. Yes, God. Hallelujah. So I'm not afraid to die.
show.